Sevgili arkadaşlar, selamlar, merhabalar tekrar. Seans arası bir borsa, endeks yorumu ve Viyop yorumuyla tekrar birlikteyiz. İlk seans sonu itibariyle gerçekleşen rakamları ve endeks ve Viyop'taki tabloyu sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Evet değerli dostlar, dün itibariyle 90.011 seviyesinden 90.000'in çok minik miktarda üzerinde bir kapanış yaşandı. Biraz makyajlı bir kapanıştı diyebiliriz. 90 bin üzerinde kapanma gayretinin ön planda olduğu bir tablo hakimdi. Ve açılışımızla birlikte 90 bin seviyesinin aşağısında işlem görmeye başladık. 89 binlere doğru bir geri çekilme yaşandı ama şu an itibariyle 89 bin üzerinde tutulmaya çalışan ama 89 bin 500 üzerine yerleşip de 90 bin ve üzerine test etme niyetinin şu anda pek de yüksek bir olasılık dahilinde olmadığını görmekteyiz. Tabii ki ikinci seans ne olur ne biter ayrı bir konu ama ilk seanski tablo 90 bin, pardon 89 bin 500 üzerinde kalıcı olmakta, tutunmakta, zorlanmakta olan bir tablo idi. Zira son 2 günde, 3 günde yaşanan ciddi yükseliş, özellikle dün neredeyse 3000 puana ulaşan yükseliş sonrasında bugün bir miktar kâr realizasyonunun olması normaldir. Ve tabii ki önümüzde bir bayram süreci bulunuyor, tatil süreci bulunuyor. Bunun da etkisini dikkate almak lazım. Arkadaşlar bayram, tatil vesaire konularından bahsetmiş iken bugün ikinci seans haftanın son günü olması ve son birkaç gündeki hareketli olan endeks koşullarını kredili işlemler adına takip etmek isteyenlerin de bugün kredilerini kapatmak gibi bir niyet içerisinde olabilirler. Belki bu niyetlerini pazartesi gününün yarım gün işlem gününe de bırakabilirler ama ikinci seanstan itibaren ve pazartesi günü itibariyle endekse biraz daha yakından dikkat etmekte fayda olduğu kanaatindeyim. İlk seans sonu itibariyle arkadaşlar alıcılar ve satıcılar tablosuna baktığımız zaman Deutsche'nin 88 milyon civarında bir satış olduğunu görüyoruz. Kreditin ise 54-55 milyon civarında bir satış olduğunu görüyoruz. Yine Yatırım Finans dün önemli alımlar yapmıştı. Onun da 25 milyon TL civarında bir satışı olduğuna tanık oluyoruz. Diğer kurumlar bazında baktığımız zaman bu rakam çok önemli seviyelerde değil şu an itibariyle. 43 milyon TL civarında. Ancak değerli dostlar alıcılar cephesine baktığımız zaman Merrill Lynch'in 58-60 milyon civarında bir alımının olduğunu görüyoruz. Garanti yatırım 23 milyon civarında alımda ama garanti yatırımın zaman zaman veya çoğunlukla seans sonlarında satıcı konumuna geçebildiğini bir kez daha hatırlatmış olayım. Diğer alıcılar noktasında 120 milyon civarında bir rakam görmekteyiz. Bu rakamı şöyle yorumlamak lazım arkadaşlar. Evet yabancılar daha doğrusu kendini alım yönünde hissettirmek istemeyenlerin alışları olabileceği gibi bu tarz satıcılı günlerde endeksteki yukarı hareketi bir cazibe olarak görüp daha da yükseleceğini düşünebilen küçük yatırımcılara mal satmak niyetinde olan onları bir şekilde bu yüksek seviyelerden alıma ikna edebilmek veya alıma teşvik edebilmek noktasında hareket etme eğiliminde olan kurumların da bu hususta bir çabalarının olabileceğini, bir etkilerinin olabileceğini düşünebiliriz. Özetle diğer alıcıların büyük alıcılardan ziyade endeksteki yükselişin daha da ciddi boyutlara ulaşabileceğini düşünen küçük yatırımcı diye tabir edebileceğimiz bir kesimin alımları olabileceğini de hesaba katmakta yarar olduğu kanaatindeyim. Bu açıdan buradaki diğer rakamını çok ama çok önemsemek gerekmediği kanaatindeyim. Gelelim arkadaşlar bu seans itibariyle, ilk seans itibariyle en çok alım, pardon, en çok para giriş ve çıkışı yaşayan hisseler konusuna. İlk seans sonu itibariyle Türk Hava Yolları'nda 10 milyon TL civarında bir para girişi olduğunu görüyoruz. Yine Akbank 7 milyon TL civarında, Tüpraş 4.7 milyon, Vakıflar Bankası 3.9 milyon civarında alımda görülmekte. Bu tabloyu arkadaşlar ekranlarınızdan ayrıntılı bir şekilde izleyebilirseniz en çok para çıkışı yaşayan hisselere baktığımız zaman ise Halk Bankası'nın 10 milyon TL üzerinde ve %2'ye yaklaşan bir değer kaybıyla işlem gördüğünü görmekteyiz. Garanti Bankası yine 9 milyon TL civarında para çıkışı yaşıyor. Son günlerde son derece önemli para girişleri yaşamıştı. Garanti Bankası'ndaki para çıkışı bir ara ilk seans itibariyle 16-17 milyon TL'lere ulaştı ama şu an 9 milyon TL civarında. Garanti Bankası'nı yakından izlemekte yarar olduğu kanaatindeyim. Endeksin lokomotif hissesi konumundadır ve ikinci seans itibariyle
Bu hissede para çıkışında bir artış eğilimi görecek olursak 20-25 milyon TL ve üzerinde bir para çıkışının oluşması durumunda endeks adına biraz daha dikkatli ve temkinli olmak gerektiğini düşünüyorum. Yine Kardemir, Koza Yapı Kredi Bankası, Galatasaray ve İş Bankası, Cepet gibi hisselerinde de para çıkışlarının ön planda olduğunu görmekteyiz. Evet değerli arkadaşlar, dün gece ve dün aktarmış olduğum analizlerde Dolar-TL'deki ekstra geri çekilme eğiliminin, önemli bir düşüş eğiliminin söz konusu olması borsa adına önemli bir coşku yaratmış oldu. Malum S-400 konusuyla ilgili olarak tansiyonun şu an itibariyle oldukça zayıf bir konumda bulunması piyasalardaki gerginliği azaltan en önemli faktör ve bunun en ciddi göstergesi olarak ise Dolar-TL'deki durumu görmekteyiz. Aylık grafiklerimiz itibariyle 88 bin seviyesini ihtiva etmekte olan şuradaki arkadaşlar 68 aylık ortalamamız çok kritik bir öneme sahipti. Bu seviyenin aşağısına inişler olabiliyordu ama hızlı çıkışlar yaşanmıştı geçmiş dönemlerde. Ancak bu ay itibariyle biraz daha fazla bir geri çekilme oldu bu kritik desteğin aşağısında. Ancak şu bölge 83.100 bölgesi destek olarak bir Fibonacci desteği olarak çalışmış durumda. Şu an itibariyle 88.000 seviyesindeki bu önemli hareketli ortalamanın üzerinde bulunuyoruz. Ve bu aşamadan sonra 88.000 seviyesini çok çok önemli bir destek olarak takip etmek durumundayız. Gelelim arkadaşlar haftalık grafiklerimiz itibariyle genel durumun ne konumda olduğunu. 83 binlere doğru ki orta ve uzun vadeli bir yükselen trendimiz bulunuyordu. 83.100 seviyesine denk gelmekte olan. Bu seviyeden gelen bir tepki söz konusu oldu. 83.500'den gelen bir tepki söz konusu oldu. Şu an itibariyle arkadaşlar şu bölge yani 90.800 bölgesi çok önemli ve kritik bir öneme sahip durumda. Zira 90.700-800 seviyesine kadar veya biraz daha genel bir ifadeyle 90.800 ile 91.500 aralığına kadar ki bölge önemli bir direnç bölgesidir. Bu direnç bölgesi aşılmadan endeksin net bir şekilde kısa vadeli bile olsa bir yükselen trend içerisine girmiş olabileceğinden söz edebilmek mümkün değildir. Bu bölgeye kadar gelecek olan alımlar veya yükselişler endeks adına sadece ve sadece 83.500'ler civarından başlayan bir tepki boyutlarında kalabilecektir. Bu açıdan 90.000 seviyesine yaklaşımlar ve hatta 90.000 üzerine yönelik sıçramalarda 90.700'lere veya bu bahsetmiş olduğum direnç bölgesine yaklaşımlarda ekstra dikkatli olmak gerektiği kanaatindeyim. 90 bin üzerinde minimum 2-3 kapanış görmedikçe 90 bin 700, 90 bin, 91 bin 500 direnç bölgesinin aşılabileceğini düşünmek için erken olduğu görüşündeyim. Gelelim arkadaşlar seanslık grafiklerimiz bazında durumun ne olduğuna. Seanslık grafiklerimiz itibariyle 86.500 seviyesi önemli bir destek konumundaydı. Ve bu seviyenin üzerinde kalabildik. Şu bölgede ve şu bölgede yaşanan geri çekilmelerde 86.500'ün aşağısına gelinmemesi 83.500'den gelen tepkinin devamı anlamına geldi. Ve dün itibariyle 90 bin üzerinde bir kapanış yaşandı ama şu an için arkadaşlar takip ettiğimiz direnç noktamız %50 noktasına tekabül etmekte olan 89.862 seviyesidir. 89.862'nin üzerinde şuradaki Fibonacci seviyesinin üzerine çıkılıp bu bölge destek yapılmadıkça veya 90 bin diyelim artık destek yapılmadıkça endeksteki geri çekilme eğiliminin öncelikle şu bölgeye yani 88.400 seviyesine ve bu bölgede de bir destek bulamıyor isek eğer bu durumda 86.500'lere doğru bir geri çekilme riskinin söz konusu olabileceğini dikkate almakta yarar bulunuyor. 88.400 seviyesi 1-2 gün öncesine kadar önemli bir direnç bölgemizde. Bu direncin aşılmasıyla birlikte hızlanan bir ivmeyle 90 bine ulaştık. O halde şu an itibariyle ikinci seans itibariyle 89.000 seviyesini öncelikli olarak takip etmekte yarar bulunuyor. Yukarı yönlü ataklarda 89.800 90.000 bölgesine çok çok dikkat etmek gerekiyor ve 89.000'in aşağısına yönelik bir baskı oluşacak olur ise 89.000'deki desteğin kırılması gibi bir tablo söz konusu olacak olur ise öncelikli olarak şuradaki 88.400 seviyesi yani şu bölgeye yakından dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Zira bu seviyenin kırılması 87.500 ve 86.500 seviyelerini kademeli olarak gündeme getirebilecek teknik ihtimallerdir diyoruz. Arkadaşlar Viyop kontratlarına bir de bakalım isterseniz. Bu arada ikinci seans itibariyle takip etmemiz gereken pivot seviyeleri 89.426 seviyesi ikinci seansın pivot seviyesidir.
Bu seviyenin üzerinde kalınır ise 89.900 veya 90.000 diyelim. 90.000 üzerine yönelik sıçrama olacak olur ise 90.300 ve 90.700 ki 90.700'ün önemine biraz önce değinmiştim. 89.400 aşağısında kalındıkça 89.000 seviyesi biraz önce ifade ettiğim bir destek konumunda kısa vade adına önümüzdeki saatler itibariyle takip edilmesi gereken bu seviyenin aşağısına gelinmesi durumunda ise 88.600 veya 88.400 olarak Fibonacci direncimizin bulunduğu bir noktaydı ve bu seviyenin de aşağısında 88.200 seviyesi önümüzdeki 4 saatlik veyahut da seanslık grafikler itibariyle ön plana çıkabilecek olan pivot, destek ve direnç noktalarımız konumunda. Arkadaşlar, Viyop kontratları açısından duruma bakacak olur isek, Viyop kontratlarında 113.200 seviyesinin önemli bir direnç olduğunu ifade ediyordum. Dün bu seviye üzerinde, bu seviyenin aşılmasında bir zorluk yaşandı ama seans sonuna doğru gelen alımlarla 90.000 civarındaki endeksin kapanış ihtimalinin kuvvetlenmesiyle birlikte 113.200 üzerine çıkıldı. Bugün itibariyle de 113.800 seviyesi görüldü ama ilk seans itibariyle 113.200 seviyesinin destek yapılamadığını ve bir direnç konumunda görev ifa ettiğini görmekteyiz. O halde 113.200 aşılamadıkça Viyop kontratlarında da aşağı baskının, gerileme baskısının ön planda olabileceğini dikkate almamızda yarar bulunuyor ve geri çekilme tablosunun oluşması durumunda ilk olarak takip etmemiz gereken arkadaşlar 23.6'ya denk gelmekte olan 112.000 seviyesidir. 112.000 seviyesi bir destek olarak 112.000, 112.200 bölgesi diyeyim daha doğrusu. Bu bölge bir destek olarak çalışmaz ise, yani bu seviyeye kadar geri çekilmeleri 113.200 aşılamadığı müddetçe normal karşılayabiliriz. Eğer ki bu seviyeden bir tepki oluşmuyorsa, bu seviye bir destek olarak çalışmıyor ise bu durumda değerli dostlar şurada saatlik grafikler adına bir yükselen trend bulunuyor ve bu trendimizin şu an itibariyle değeri 111.300 seviyesine tekabül ediyor. 112.000 üzerinde tutunmak veya 112.000 desteğinden tepki bulunamaması söz konusu olduğunda 111.000, 111.300 bölgesine doğru bir geri çekilme olasılığının ön plana çıkabileceğini hesaplara katmak gerekiyor. Zira 38.2 seviyesindeki Fibonacci ölçümümüzde 110.800, 110.850 seviyesini hesaplamakta. Genel anlamda 112.000 aşağısında 111.000'e doğru bir geri çekilme ve hatta 111.000 seviyesinin küçük bir miktar aşağısının da test edilebilme olasılığı teknik ihtimaller dahilinde bulunuyor diyebiliriz. Göstergelere itibariyle arkadaşlar bakacak olursak, teknik göstergeler veya indikatörler bazında bir tabloya bakacak olur isek, MACD göstergemiz şu an itibariyle saatlik grafikler bazında konuya baktığımızda bir sat sinyali verme konumunda bulunuyor. Yani olumsuz bir konumda ve 60 dakikalık grafik itibariyle sat sinyali verme eğiliminde. Kendi adıma takip ettiğim bir özel indikatörüm bulunuyor. Bu indikatörüm ise bir enstrümanın gücünü ölçen bir indikatör idi ve bu indikatör de şu anda yönünü aşağı çevirmiş durumda ve yukarı eğilimi destekleyecek olan 80 seviyesinin üzerindeki konumunu kaybetmiş. Dolayısıyla 40 ila 60 arasındaki güç kaybının devam edebileceği bir noktada, şayet şu bölgeye yani 60 bölgesini de geçecek olur ise bu durumda satış baskısının biraz daha yoğunlaşmış olabileceğini bu indikatöre bakarak öngörebileceğim. Evet değerli dostlar, endeks hakkında ve Viyop hakkında söyleyebileceklerim ilk seans sonu itibariyle bunlardan ibarettir. Hafta sonu gerek endeks hakkında, gerek dolar TL hakkında, gerekse Viyop kontratları hakkında yine ayrıntılı bilgiler aktarmaya gayret göstereceğim. Şimdilik hoşça kalınız diyorum. İyi bir gün geçirmeniz ve hafta sonuna keyif ve neşe içerisinde girmeniz temennilerimle. Selamlar, saygılar.